Başka bir şiddet biçimi dijital şiddet. Bu da yine son 10 yılda artan bir şiddet biçimi. Bununla beraber artık kadınlar sadece evde, sokakta, iş yerinde değil, dijital dünyada da cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Bunlar da yine ilk başta saydığım amaçlara yönelik olarak teknolojik araçların kullanılması anlamına geliyor. Neler var dijital şiddetin içinde? Mesela cep telefonlarıyla sürekli takip etmek, 7/24 mesaj atmasını veya mesajlara cevap vermesini beklemek. Find My iPhone gibi uygulamalarla kadının sürekli lokasyonunu takip etmek, lokasyon bildirmesini istemek gibi. Kadını sanal dünyada iftiralara boğmak, adına sahte hesaplar açmak. Bu sözler 8 Mayıs'ta aramızdan ayrılan Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Güner'in. Güner'i Türkiye'de kadın mücadelesinin görünmeyen kahramanlarından biriydi. Kısa dalga olarak anısını onurlandırmak için bu podcast'te Feride Güner'i ile yaptığımız bir söyleşiyi ve aynı yolda mücadele ettikleri arkadaşlarından Güner'in kendisini dinleyeceksiniz. Ben Kısa Dalga'dan Nazan Özcan. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. İstanbul Üniversitesi'nin psikiyatri bölümünden emekli Profesör Doktor Şayka Yüksel, Mor Çatı'da neredeyse 30 yıldır kadına karşı şiddet konusunda birlikte mücadele ettikleri Mor Çatı gönüllüsü uzman psikolog Feride Dorothy Yıldırım Güner'i şöyle anlatıyor. Ben üniversitede, fakültesinde çalışırken psikiyatri olarak bir mektup aldım. Böyle çok güzel yazıyla yazılmış bir mektuptu. Benim adım Feride Güner'i. Ben Amerika'dan yeni döndüm. Orada kadın tırnaklarında çalışmıştım. Sizin bu konulardaki çalışmalarınızı biliyorum ve sizinle tanışmak istiyorum diye bir mektup aldım. Hani telefonda değil, bir mektup geldi. Sonra ben o mektuptaki kişiye ben de mektup yazdım. Tabii e-mail'den bahsetmiyorum. 1989-90 yıllarında oluyor bu. Ben de bir mektup yazdım ve karşıma genç bir psikolog geldi. Sıcacık bir gülümsemesi, utangaç, çok saygılı ve içten bir konuşması vardı. Ve o konuşmada şöyle bir şey gördük. O Amerika'da sığınaklarda çalışmış olan ve sığınakta çalışırken o görüşmelerin nasıl yapılacağına, yapıldığına ilişkin birebir deneyimi, pratiği olan bir arkadaşımızdı. Ben bir klinikte çalışıyordum. Deneyimim ondan çok daha hani uzun bir zamandır çalışıyor olabilirim. Ama ben kliniğe başvuran, klinikte gördüğümüz kadınları tanıyordum. Ama o toplumdaki kadınlarla, şiddete maruz kalan kadınlarla çalışmıştı. Mor Çatı kurulmuş ama henüz görüşmeye, başvuruları kabul etmeye başlamamıştık. Ve kendimizi nasıl konuşlandıracağımızı çok iyi bilemiyorduk. Klinisyen olarak benden beklenen şeyler vardı. Ama ben de sahadakilerle konuşmayı o kadar iyi bilmiyordum. Bunun üzerine biz ilk okurcular grubu, Canan, ben, Hacer, pek çok Öget galiba, birçok arkadaş, 12 kişi veya 16 kişilik bir sınıf olarak ilk Mor Çatı gönüllüleri alanları Feride'de eğitim yaptı. Ve ben o eğitimde beceri geliştirme yönünde cidden öğrendiklerim oldu. Ve Feride böyle çok iyi bir öğretmendi. Yumuşak bir sesle konuşuyordu. Tane tane anlaşılır şekilde konuşuyordu. Ve basit şeyleri anlatıyordu. Yani basit şeyleri kavramamızı ve onu ileride bize başvuracak kişilerle ifade etmemizi kolaylaştırıcı teknikleri, yaklaşımları bize öğretiyordu. Dolayısıyla benim hani şiddete maruz kadınlarla sahada, doğal ortamlarında konuşmayla ilgili eğitimimi aldığım kişinin, uygulamalı eğitim aldığım kişinin sevgili Feride olduğunu
söyleyebilirim. O da zaten söyleşilerinde genellikle hani ilk ben geldim Şayka Hanım'la tanıştım. O da beni Morçatı'ya tanıttı gibi bir şeyden. Ama o zamandan beri 30 yıl o çok uzun bir zaman Morçatı'nın bu eğitimlerinin başlatıcısı, uygulayıcısı olarak bize çok şey öğrendi. Yine kadına karşı şiddetin durdurulması, kadınların güçlenmesi için Mor Çatı'nın kuruluşunda birlikte çalışan, sonra ise aynı amaç için başka yerlerde uğraş veren avukat ve şimdinin milletvekili Filiz Kerestecioğlu da biraz daha anlatsın Feride Yıldırım'ı. Yani Feride, hani ben böyle aslında tek kelimeyle tanımlarsam Asude diye tanımlarım. Yani gerçekten böyle derin bir sakinliği ve ikna ediciliği olan bir kadındı. Ve hani Mor Çatı'nın daha ilk kuruluş zamanlarından beri aslında hakikaten çok cefakarca çalışan ve çok büyük katkıları olan Mor Çatı'ya bir insan oldu. Benim en fazla bir arada bulunduğum zamanlar, çünkü ben sonrasında hani kuruluşunda bulundum Mor Çatı'nda, ama sonrasında maalesef o işte Baro Kadın Hakları Merkezi olsun, avukatlık ve başka görevler olsun, çok aktif olarak daha sonraki yıllarda bulunamadım. Ama Baro Kadın Hakları Merkezi'nde de mesela kuruluşundan sonra yaptığımız eğitimlere davet etmiştik. Orada da hep o sakin ikna ediciliğini hep görmüştüm ve gerçekten aslında çok derin bir tecrübesi oldu Feride'nin. Belki Türkiye'de kimse onun kadar hani böyle bir deneyime erişememiştir. Bunları yeterince yansıtabildi mi? Bunlar yeterince mesela bir derleme, bir kitap haline getirilebilirdi. Bunun herhangi bir çalışması oldu mu bilmiyorum ama keşke olsaydı. Çünkü onca kadının psikolojik sorunlarını dinlemek ve üstelik de tek ve bağımsız bir kadın sığınağının psikoloğu olarak da bunu yapmak Türkiye'de zaten yegane bir şey, tek bir şey yani. Dediğim gibi bir de zaman zaman panellerde biz bir araya geldik. Orada da aynı şekilde beni en çok etkileyen yanı o sakin ve ikna edici tarafı olmuştu diyebilirim. Üzücü bir kayıp, değerli bir kayıp ve gerçekten yeri doldurulmaz insanlardan birisi. Ben çok severim hayatımda hep böyle sıra neferi olan insanları. Hani o da onlardan birisi. Tevazu sahibi, kendini öyle önlere atıp çıkarmayan ama hayatlarımıza çok önemli katkıları olan, çok güzel değen insanlardan biriydi Feride. 5,5 yıldır göğüs kanseriyle mücadele eden Feride Güner ile 25 Kasım Kadına Karşı Şiddet Günü nedeniyle yaptığımız 3 serilik Baş Eğmeyen Kadınların Yürüyüşü podcast vasıtasıyla tanışmıştık. O gün 5,5 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ettiğini de öğrenmiştik. Röportaj için aradığımızda kemoterapi aldığını ve bir gün sonra müsait olacağını söylemiştim. Sorularımızı sormaya gittiğimizde kopkoyu renk ruju, sakin ama sürekli gülümsemesi ve inanılmaz bir iyimserlikle sorduğumuz bütün soruları tek tek cevaplamasıyla gerçekten hayrete düşürmüştü. Bilgisine zaten diyecek bir şeyimiz yoktu. Hastalığına dair konuşmaları ya da bir iki cümlesiyle sizi durduk yere kendinizi güçlü, iyi ve umutlu hissettiren tavrı ve hayata dair iyimserliğiyle gerçekten insanı hayran bırakıyordu. Bir anda kendinizi yanında iyi hissediyordunuz. Onun gibiler varken kadınlar asla yalnız ve çaresiz değil hissiyatı yüklenmiştim ben. Söylediği her cümleyle kadınları güçlendiriyordu. Zaten vefatını duyuran Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı da şöyle diyordu. Şiddetle mücadele politikasının oluşturulmasında büyük yer tutan, 30 yıldır Mor Çatı'dan yolu geçen neredeyse her kadının hayatına dokunan ve güçlenmesine vesile olan gönüllümüz Feride Dorothy Yıldırım Güner'i kaybettik. Feride Güner'i henüz 53 yaşındaydım ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştu. Master'ını Amerika'daki Radford Üniversitesi'nde tamamlamıştı ve 2 yıl Amerika'da bir kriz merkezinde şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarla çalışmıştım. Daha sonra da yani 1990'da
Türkiye'ye dönerek kadına yönelik şiddet alanında uzman bir psikolog olarak yıllarını geçirecekti. Şayka Yüksel hocamızın anlattığı hikaye tam buydu işte. Kurulduğu günden bu yana Mor Çatı gönüllerindendi Feride Hanım ve Mor Çatı'da belki de binlerce kadın, ergen ve çocuğa psikolojik destek sağlamıştı yıllarca. Feride Güner'in anlattığı kadına karşı şiddet türlerinin bir kısmını, ne yazık ki gazetecilik bazen böyle olmak zorunda kalıyor. Kadın kadının yurdudur, bir kadın, bir erkek, bir aşk ve sonrası podcastlerimizde hala duruyor. Dönüp dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Fakat o günlerde Feride Hanım'ın yıllar içindeki deneyimlerinden ve araştırmalarından süzülmüş birçok bilgiyi ne yazık ki koyamamıştık. Fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetin ayrıntılarını kullanabilmiştik ama yine günümüzde çok fazla olan dijital şiddet, flört şiddeti, mobbing ve ısrarlı takibe dair yeni bir podcast'te yapacağımız sözünü vermiştik. Feride Hanım da çok iyi bir podcast dinleyicisi olduğunu söylemiş ve inanın hevesimize heves katmıştı. Daha ilk tanışmada insanın arkadaşı olmasını isteyeceği türden bir kadındı. Oturup kahve içip uzun uzun sohbetler edebilirsiniz gibi hissettiriyordu. Ayrıca o günkü konuşmamızda Feride Hanım bir ilişkide şiddetin geldiğine dair alarmlar olduğunu söyleyerek kadınların dikkat etmesi için bunları tek tek sıralamıştı. Ve istedik ki bu bilgiler zorda olan kadınlar ya da kadınlara yardım etmek isteyenler için kaybolup gitmesin. Bu dünyadan göçüp gitmiş olsa bile Feride Güner'in sesi kadınlara yol göstermeye devam etsin. Çünkü Türkiye'de şiddet ne yazık ki durmuyor. Biyanet'in yaptığı son çeteleye göre pandemi günlerinde bile, yani Nisan 2020'de erkekler 17 kadını öldürdü. Koca koca profesörler kız öğrencilerinin fotoğraflarına çaktırmadan bakmaktan bahsediyor hala. AKP'li milletvekilleri kadınlara minicik de olsa bir takım haklar sağlayan İstanbul Sözleşmesi'ni neden onayladıklarını bilmediklerini tartışıyor mesela. Yani Feride Hanım'ın mücadele ettiği ve anlattığı her şey bugün ve ne yazık ki yarın da kadınlar için gerekli bir ilk yardım paketi gibi. Şunu da söyleyelim, bunlar bir tek kadınlar için değil, erkekler de dinlemeli. Nerede ve nasıl yollarla şiddete menyal olduklarını anlamalı çünkü. 30 yıldır kadınların yurdu olan, birçok kadının yarasına çare olan Feride Hanım'ın sözleri hep daim olsun ve kız kardeşleri hep yol göstersin. Feride Güner'in güzel anısına sonsuz saygıyla. Kulağınız bizde, Kısa Dalga'da olsun. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast. Kadına yönelik şiddet çeşitlerinden en çok bilinen fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet dışında başka neler var? Başka bir şiddet biçimi dijital şiddet. Bu da yine son 10 yılda artan bir şiddet biçimi. Bununla beraber artık kadınlar sadece evde, sokakta, iş yerinde değil, dijital dünyada da cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Bunlar da yine ilk başta saydığım amaçlara yönelik olarak teknolojik araçların kullanılması anlamına geliyor. Neler var dijital şiddetin içinde? Mesela cep telefonlarıyla sürekli takip etmek, 7/24 mesaj atmasını veya mesajlara cevap vermesini beklemek. Find My iPhone gibi uygulamalarla kadının sürekli lokasyonunu takip etmek, lokasyon bildirmesini istemek gibi. Kadını sanal dünyada iftiralara boğmak, adına sahte hesaplar açmak. Dijital şiddeti diğer şiddetlerden, travmatik etkisi yönünden ayıran iki faktör var. Bir tanesi, hiçbir zaman yok edemiyorsunuz aslında. Yani o dünkü sayfayı kaldırsa da kadın, onun başka bir yerden, başka bir şekilde çıkmayacağından hiçbir zaman emin olamıyor. Kopyalarının olmadığından hiçbir zaman emin olamıyor. İkincisi de şiddeti uygulayan için de çok daha kolay. Çünkü birisine yumruk attığınızda en azından o andaki onun etkisini görebiliyorsunuz. Ama bir ekranın arkasında bir tuşa basıp, işte yine dünkü gibi olduğu gibi bir anda 1 milyon kişinin o kadını istismar etmesine yol açabiliyorsunuz ve hiç de bir suçluluk hissetmiyorsunuz. Çünkü sizi çok duyarsızlaştıran bir şey dijital şiddet. Küçük kameralar, cep telefonlarıyla veya küçük kameralarla gizli kayıtlar yapmak. Özellikle gençler arasında sexting dediğimiz şey, yani birbirlerine erotik mesajlar göndermek çok tehlikeli silahlara dönüşebiliyor. Bunu da gençlerin
deneyen gençlerin aklında tutmasında çok fayda var. Mesela erkek arkadaşınız, hoşlanıyorsunuz. Belki ilk başta hafif böyle bir flörtöz oyun gibi birbirinize çıplak resimlerinizi gönderebiliyorsunuz. Daha ziyade siz ona gönderiyorsunuz. İşte göğüslerinizin, göbeğinizin, iç çamaşırınızla ya da poponuzun resmini gönderebiliyorsunuz. O da bunun çok hoşuna gidiyor. Ama sonra siz ilişkiden çıkmak isterseniz ya da o sizi kontrol etmek isterse bu görüntüleri tehdit olarak karşınıza çıkartabiliyor. Annene yollarım, babana yollarım, okuluna yollarım, müdürüne yollarım, iş yerine yollarım gibi. Aynı şekilde bazen onaylı, bazen da onaysız sevişme görüntüleri, erotik görüntüler alınabiliyor. Ondan sonra bunlar da bir şantaj unsuru olarak ortaya çıkabiliyor. Üniversite öğrencisi bir danışanım vardı. Yine karşılıklı rızaya dayanmıştı aslında erotik görüntüler. Ama sonra kız ilişkiden ayrılmak istediği zaman o fotoğrafları yok ettiğini söylemiş olmasına rağmen erkek arkadaşını yok etmediğini anladı. Ve erkek sürekli olarak poster yaparım, üniversitenin her tarafına asarım, müdüre gönderirim gibi tehdit ederek daha uzunca bir süre ilişkinin devam etmesini sağlamaya çalıştı. Belki kız yasal haklarını öğrenip bu konuda güçleninceye kadar. İntikam pornosu yine çok yaygın bir dijital şiddet biçimi. Hatta şu anda dünyadaki porno sektörünün en az %50'sinin videoları buradan geliyor. Aynen saydığım gibi hani zamanında rızaya dayalı veya kadının hiç haberi olmadan çekilen görüntüler ondan sonra porno sektörüne satılabiliyor. Flört şiddeti yine son 10 yılın, 15 yılın ismi konulan şiddet biçimi. Bu da yukarıda saydığımız bütün şiddet biçimlerinin lise ve üniversite yaşlarında görülen hali. 15-25 yaş arası diyebiliriz. Yani çiftlerin kendilerini bir çift olarak tanımaya başladıkları zamanlarda yaşadıkları şiddet biçimi bütün bu saydıklarımı kapsıyor. Çok zor bir şey çünkü gençler kadın erkek ilişkilerini daha yeni yeni tanıyor oluyorlar. Sağlıklı bir ilişki modelleri yoksa da neyin şiddet, neyin şiddet olmadığını anlamak çok daha güç olabiliyor. Kime konuşacaklarını, kimden destek alacaklarını bilmiyorlar. Genellikle kendi akran grupları içinde halletmeye çalışıyorlar ama akran grupları da aynı hayat deneyimsizliğinde olduğu için çok sağlıklı mesajlar verilemiyor. Flört şiddeti yetişkin şiddetinin aksine daha ziyade arkadaşlar önünde yaşanıyor. Yetişkin şiddeti daha ev içinde şeytan, ev dışında melek gibidir. Ama gençlerde akran baskısıyla dışarıda daha birbirine kötü davranır. Özellikle erkekler kızlara daha kötü davranır o maçoluklarını gösterebilmek için. Ama sonra yalnız kaldıklarında hani ben değilim o aslında, ben seni çok seviyorum haline geri dönebilirler. Israrlı takip, bahsedeceğim son şiddet biçimlerinden. Israrlı takipte bütün sözlü ve yasal uyarılara rağmen bir kadını gerçek hayatta veya sanal hayatta takip etmek, onu korkutucu, tehdit edici davranışlarda bulunmak, rahatsız edici davranışlarda bulunmak, eski tabirle hani telefon sapı ya da işte ünlü bir oyuncunun sapı dediğimiz kişi bugün ısrarlı takip suçlusu olarak geçiyor. Yasal olarak bir suç ve bu konuda yapabileceklerimiz var. Bir de iş yerlerinde sık görülen mobbing var. Mobbing de aslında orada uygulanan bir psikolojik şiddet. Yine bir kişi seçiliyor çeşitli sebeplerle ve ona karşı bir gruplaşma, bir çeteleşme oluşabiliyor. O kişinin iş başarısını düşürmek veya o kişiyi bir görevden istifaya zorlamak ya da şirketten gitmeye zorlamak gibi hayatı ona zorlaştıran, yapılan ama aslında yapmıyorum gibi görünen akıl oyunları. Mesela toplantının saatini yanlış bildirmek ya da son anda saatini bildirmek. İşte yemeğe gidiliyorsa onu çağırmamak gibi. Ondan isteneni eksik söylemek gibi. O kişinin performansını ama aynı zamanda da kendine olan güvenini düşürmeye yönelik toplu bir psikolojik şiddet olarak adlandırabiliriz mobbingi de. Peki şiddet geliyorum der mi? Yani kadınların fark edebileceği kırmızı alarmlar var mı? Kırmızı alarmlar aslında şiddet ilişkilerinin ilk başından itibaren var. Yani hangi yaş grubunda olursa olsun ne aramanız gerektiğini bilirseniz
onu görebilirsiniz. Aynı her hastalığın bir semptomu olduğu gibi. Ama ilk başta gördüğünüze inanmak istemeyebilirsiniz. Çeşitli sebeplerle açıklamak isteyebilirsiniz. İnanmak inanmamaktan çok daha kolay gelebilir. Dolayısıyla kaçınabilirsiniz. Ne var kırmızı alarmlar içinde? Bir kere karşınızdaki erkeğin kadın erkek rolleri, cinsiyet rolleri hakkındaki düşünceleri. Ne kadar keskin ayrımları varsa, erkek şöyledir, şunu yapabilir, kadın şöyledir, şunu yapabilir. Ne kadar keskinse, ne kadar böyle katı sınırlarla tanımlanmışsa, ne kadar doğru erkek ve doğru kadını o davranışlara uyumu üzerinden tanımlıyorsa, cinsiyet eşitliğinden ne kadar uzaksa, şiddete eğiliminin daha fazla olma ihtimali artıyordur. Öncelikle bu. Ondan sonra başkalarına nasıl davranarak size nasıl davranacağıyla ilgili ipucu çıkartabilirsiniz. Her ne kadar ilişkinin içinde mesela başkalarına çok sinirli, öfkeli, kavgacı olsa da size böyle çok yumuşak ve şefkatli davranıyorsa da bilin ki zaman içinde o dışarıdaki davranış biçimi size de yansıyacaktır. Mesela özellikle de kendisinden daha alt konumda gördüğü kişilere nasıl davrandığına çok dikkat edin. Mesela servis yapan kişilere, işte arabasını park eden kişilere, bir mağazada ona hizmet eden kişilere ya da her kimse kendinden daha aşağı gördü, onlara ne kadar haşin, kaba, üstten, hoyratça davranıyorsa şiddete eğilimi o kadar fazladır. Yine çok önemli bir ipucu, sorumluluk üstlenmeyen birisi olmak. Yani olaylardaki veya hataların sorumluluğunu hiçbir zaman üstlenmemek. Sorumlu her zaman başka birisi. Ben hata yapmadım, o bana bunu yaptırdı. Mesela okuldayken işte öğretmen bana taktı. Herkes kopya çektiği için sınıfı geçiyor, ben çekmediğim için geçmiyorum. İş hayatında bizim patron dengesiz. Herkes beni kıskandı gibi. Yani hiçbir zaman sorumlu kendisi değildir. Ya başkalarıdır, ya kaderdir, ya hayattır, ya şanssızlıktır, ya ona karşı herkes toplanmıştır. Ama hiçbir zaman evet bunun da hatası benim gerçekten. Ben yeteri kadar sınava çalışmadım. Ya da evet haklı patronum, ben gerçekten geç geliyorum. Bunun sorumlusu otobüsler değil. Herkes nasıl geç gelmemeyi başarabiliyorsa ben de bunu başarabilirim dememek. Bu çok çok önemli bir ipucu. Çünkü böyle düşünen bir insan beraberliğinizdeki hataların bütün sorumluluğunu da size atacaktır. Senin yüzünden ben sana şiddet uyguluyorum. Senin yüzünden ben bunu yapıyorum. Senin yüzünden bu durumdayız. Hatalı sensin diyecektir. Aşırı kıskançlık başka bir kırmızı alarm. Kıskançlık belli bir seviyeye kadar doğal ama bu kıskançlık duygusunu nasıl davranışa çevirdiğiniz önemli. Eğer bu kısıtlayan, korkutan, rahatsız eden, sizi yapmak istediklerinizden alıkoyan, sizi sürekli hesap verir ve sürekli suçlu hissettirir hale düşürüyorsa o zaman bu sağlıklı bir kıskançlık değildir. Gurur okşayıcı bir yanı da yoktur. Çünkü size güvenilmiyor olmasının gururunuzu okşayan bir yanı olamaz. Bu sizi çok sevmekle ilgili bir şey değil. Size güvenmemekle ve aslında da o kişinin kendisine güvenmemekle ilgili. Yani bir yerde kendine diyor ki hani ben o kadar her an terk edilebilecek bir insanım ki her an gözümü açmam lazım. Bu karşımdaki kadın beni her an terk edebilir. O yüzden onu sürekli denetlemem lazım. Burada da iltifat edici ve gurur okşayıcı bir şey yok aslında. Sizi gerçekten seven birisi size güvenir. Kendine de güvenir. Yine sağlıklı ilişkilerde korkuya yer yoktur. Yani siz ilişkinizde korku içinde yaşıyorsanız bu fiziksel bir ceza korkusu olabileceği gibi psikolojik bir ceza korkusu da olabilir. O zaman yine orada bir kırmızı alarm var. Şuna dikkat edin. Yani birçok şeyi söylemekten, birçok şeyi davranmaktan, birçok yere gitmekten, birçok şeyi giymekten, karşınızdaki kızacak diye istediğiniz halde vazgeçiyorsanız veya istemeseniz de istediğinize kendinizi ikna ettirmeye çalışıyorsanız bilin ki orada sağlıklı olmayan bir şey vardır. Sağlıklı ilişkide güven vardır, saygı vardır, destek vardır, korku yoktur, kendinizi saklamak yoktur. Bunların hepsi
önemli işaretler. Yine eski kız arkadaşları varsa onun hakkında nasıl konuştuğuna dikkat edin. Mesela eski kız arkadaşlarına hep kötülüyorsa, hep onların yüzünden biz ayrıldık'a getiriyorsa, işte çok kıskançtı, beni hiç anlamadı, dengesizdi, ailesi sorumluydu diyorsa orada yine bir şüphe işareti vardır. Çünkü gerçek bir ilişkide hiçbir zaman tek taraf sorumlu olamaz ve sağlıklı bir insan geçmiş ilişkilerini değerlendirirken birazcık daha objektif değerlendirmeye çalışır. Onun için o kızlardan nasıl bahsettiği belki sizin hoşunuza gidiyordur o anda. Çünkü diyordur ki sen onlar gibi değilsin. Onlar çok kötüydü, sen çok iyisin, ama bilin ki bir gün siz de o kötü olan kız arkadaş listesine ekleneceksiniz. Bu sadece zaman meselesi. Yine başka bir kırmızı alarm. Sizi bazen böyle bulutların üstüne çıkartıp prenses gibi hissettirip bazen yerin dibine sokuyorsa. Yerin 7 kat dibine sokuyorsa, yani böyle büyük uçurumlar varsa. Genellikle çünkü şöyle oluyor şiddet içeren ilişkilerde. Çok iyi bir noktadan sizi başlatıyor. Sen çok farklısın, sen kimse gibi değilsin, sen çok özelsin. Bu da size çok iyi gelen bir duygu oluyor. Ve bu duyguyu korumak için de her şeyi yapmaya razı oluyorsunuz. Ama sonra bir süre sonra sen de herkes gibiymişsin. Bak sen de benim telefonuma hemen cevap vermedin. İşte bilmem kim de vermezdi gibi. Sizi yavaş yavaş o en tepedeki yerden indirmeye çalışıyor. Siz inmemek için bu sefer telefonunuzla yatıp kalkmaya başlıyorsunuz. Ama bu sefer telefondan değil başka bir yerden sizi indirebiliyor. Ve bir bakıyorsunuz yerin dibinde de kendinizi bulabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir kırmızı işaret. Başka önemli bir kırmızı alarm sizi kısıtlıyorsa. Yani kiminle konuştuğunuza, nereye gittiğinize, ne giydiğinize, ne yediğinize, ne kadar vakit ayırdığınıza kısıtlıyorsa, hep ona geri raporlamanızı istiyorsa. Ne konuştunuz, o ne dedi, sen ne dedin? Bunların hesabını size soruyorsa. Yani arkadaşça veya sevgi dolu bir ilgiden çok bir böyle sizi tuzağa düşürmek, açığınızı yakalamaya çalışmak, kontrol etmek kısmı varsa o da çok tehlikeli. Sizin arkadaşlarınızdan ayrı programlar yapmaya teşvik ediyorsa bu da kırmızı alarm. Yani genellikle ilişkinin ilk başında işte senle ben birbirimize yeteriz, bizim dünyamız bize yeter, bizim kimseye ihtiyacımız yok gibi böyle İltifat edici bir şekilde başlar. Ama unutmayın ki en acı ilaçları en çok şekerle kaplarlar yutulabilmek için. O yüzden böyle şekerli şekerli tatlı tatlı başlar. Sonra zaman içinde görüşmek istediğiniz kişilerle sizi kısıtlamaya başlar. Aa, onlarla mı gideceksin, ama ben de işte bu akşam oturur dizi filmi izleriz diye düşünmüştüm. Gitme onlarla gibi tatlı tatlı başlar. Ya da gidip geldikten sonra surat asar mesela, gitme demez ama gidip geldikten sonra surat asar, sizi kötü hissettirir. Veya arkadaşlarınız aleyhine, aileniz aleyhine yavaş yavaş sizi doldurmaya başlar. İşte arkadaşların kıskanıyor. Onların yok ya erkek arkadaşları ya da kocaları. Onlar kıskanıyorlar, onlar anlamıyorlar. Arkadaşların çok feminist. Sen onlara gidip gelince değişiyorsun gibi çeşitli şekillerle sizi koparmaya çalışır. Buradaki amaç ne tabii? Onun size dayatacağı gerçekliği sorgulayamaz hale gelmeniz. Ve gün gelir de ayrılmak isterseniz kendinizi hem maddi hem manevi olarak soyutlanmış hissetmeniz. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.